Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde resmen tüm sosyal medyamı, her şeyimle yardımcı oldum. Ekrem İmamoğlu'na da çok büyük destekler verdim. Çok onun seçiminde 2019'daki Haziran'daki özellikle ikinci seçimde. Ben İmamoğlu'nu hatta herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim ve kendisine hep destek vermişimdir. Ta ki bu hatırlarsanız kar yağdı İstanbul'da, biliyor, hayat kilitlendi. Kendisi İngiliz Büyükelçisi'yle yemeğe çıktı vesaire vesaire. O konuda bile destekçisiydim ki en yakınlarımdan bile azar işittim çünkü haklı bulmuyorlardı İmamoğlu'nu. Her neyse, gün geldi bu son hafta yaşanan olaylar. Ben de hepimiz gibi bir şaşkınlıktayım. Birinci sebebi İstanbul Belediye Başkanı henüz Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde mitingler yapar filan diye biraz yadırgadım olayı. Ondan sonra yanında bunun basınla beraber, o basın ordusuyla otobüslerle yapmasını yadırgadım. Henüz çünkü bir aday değil. Ve yapma felsefesini yanında taşıdığı insanları hepsinde bir yadırgadım konu oldu ve bu sefer destek vermemi, hatta büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı ve sizlere de Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak ben de hesap verme gerçekliği yarattı, kusura bakmasın ama mağdur duruma düşürdü beni de. Dolayısıyla af diliyorum ben toplumdan, yani bugüne kadar af yanlış kelime belki ama bir pişmanlık hissediyorum açıkçası. Bunu da madem destek verdim, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir, tırıs gider vesaire, akıllı olun, şuydu buydu diye toplumu da ayar yaparak konuşmaları da hiç hoş olmadı. Gözümden çok düştüğünü gerçekten belirtmek istiyorum. Ya yani bu bir gerçek, bu benim kişisel gerçeğim. Lütfen bunu anlayışla karşılayın. Belki bütün bunlar düzelir, bence zor düzelir. Ama belki düzelir.